Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çıktı, sosyal medyada konuştu. Süleyman Soylu ile telefonlaştık, küfürleştik, kapattık. Süleyman Soylu daha farklı konuşuyor. İsimsiz, bilmediğim telefondan bir mesaj geldi. Mesajda tehdit var, taciz var ve iftira var. Ya yani kim olduğunu da bilmiyorum. Telefon açtım. Siz kimsiniz dedim, kendini tanıttı. Ve bu mesajlar ayıp değil mi? Yakışıyor mu? Ondan sonra konuşma tonunu değiştirdi. Değiştirince ben de daha önce televizyonlarda söylediğim, kamuoyuna açık olarak söylediğim sözleri söyledim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu açıklamasından sonra Ümit Özdağ kameraların karşısına geçti. Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul'da hala iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun. Birçok kez ekranlarda Tayyip Erdoğan'dan sonra ben siyaset yapmayacağım ifadesini kullandım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaseti düşünmüyorum, yapmayacağım. Şimdi ben defalarca kendisiyle konuşan bir isim olarak söylüyorum. 2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. YouTube ve Facebook ortak yayınında bir kez daha birlikteyiz. Bugünkü manşetimiz Süleyman Soylu yeni bir parti mi kuruyor? Ya da Süleyman Soylu AK Parti'den ayrılıp kendi yolunu mu çizecek? Böyle bir soruyla karşı karşıyayız. Çünkü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ böyle bir iddia ortaya attı. Çıktı sosyal medyada konuştu. Önce şöyle bir ifade kullandı. Süleyman Soylu ile telefonlaştık. Küfürleştik, kapattık. Ya arkadaş bu nasıl bir politika Allah aşkına? Süleyman Soylu aramış kendisini. Oysa Süleyman Soylu daha farklı konuşuyor. Telefonda kayıtlı olmayan bir numara tarafından arandığını ve telefonu açtığında karşısında Ümit Özdağ'ın olduğunu söylüyor. Televizyonda Ümit Özdağ'la ilgili söylediği ifadeleri tekrarladığını ekranlarda açıklıyor. Ziya Paşa'nın çok güzel bir terkibi bendi var. Ziya Paşa der ki, asude olan dersen eğer gelme cihanı ve ardından Ziya Paşa bunu devam ettirir. Der ki, meydana düşen kurtulamaz sengi kazadan. Yani eğer başıma bir şey gelecek diye düşünürsen hiç cihana gelme. Eğer meydandaysan muhakkak ki kazalarla karşı karşıya kalırsın. Yani bizim işimiz budur. Birçok iftirayla, yalanla, birçok tacizle, tehditle karşı karşıya kalabiliriz. Bu bir. İkincisi, bizim ağzımıza küfür yakışmaz. Doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf eden insanlar değiliz. Aynı zamanda biz bizden sonraki gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız. Üçüncüsü, ya velev ki böyle bir hata işlemiş olalım. Yani kişi ne kadar pespayı olursa olsun, ne kadar aşağı olursa olsun, velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Şöyle bir durum, yani belki size de geliyordur telefonlarınıza, isimsiz, bilmediğim telefondan, geçen hafta Mardin'de Mazı Dağı'na giderken arabada 6-7 arkadaşla birlikte, işte valimiz var, ilgili arkadaşlarımız, milletvekillerimiz var. Bir mesaj geldi, mesajda tehdit var, taciz var ve iftira var. Ya kim olduğunu da bilmiyorum. Telefon açtım, siz kimsiniz dedim, kendini tanıttı. Ve bu mesajlar ayıp değil mi? Yakışıyor mu? Ondan sonra konuşma tonunu değiştirdi. Değiştirince ben de daha önce televizyonlarda söylediğim, kamuoyuna açık olarak söylediğim sözleri söyledim. Onun dışında başka bir söz söylemedim ve telefonu da kapattım zaten. Ve hani tam Ziya Paşa'nın terkibi bendine gelmiş oldu. Asude olan dersen eğer gelme cihana ve yine ardından ifade ettiği gibi meydana düşen kurtulamaz sengi kazadan. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu açıklamasından sonra Ümit Özdağ kameraların karşısına geçti. Süleyman Soylu ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların içerisinde o telefon görüşmesine dair de bir takım şeyler söyledi ama ciddi bir iddia gündeme getirdi. Süleyman Soylu'nun Ankara'da bir ofis kiraladığını ve parti kurma hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Ama bu arada ben de sana bir şey sormak istiyorum. Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul'da hala iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun. Bunu biliyoruz. Ve bazı eksikliklerin olduğunu da görüyorsun. Bunlardan bir tanesinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle İngiltere ve Almanya ilişkilerde eksiklik, diğerinin de Milli İstihbarat Teşkilatı ile temasta, olumlu temasta eksiklik olduğu. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile
ilişkilerdeki eksikliği gidermek ve senin promosyonunu yapması için bir emniyet genel müdür yardımcısını Amerikan Büyükelçiliği ile ikili ilişki kurması ve senin promosyonunu yapmasıyla görevlendirmişsin. Tabii bu temaslar devletin istihbarat örgütleri tarafından haber alınmış ve Erdoğan'a bildirilmiş ve emniyet genel müdürü Erdoğan'dan aldığı talimatla Amerikan Büyükelçiliği ile ikili ilişkilere girilmesini yasaklayan bir talimat yazmış. İşte Süleyman Soylu Amerikan aparatı olduğunu söylüyor, kendisine bir sürü şey anlatıyor. Ümit Özdağ da diyor ki sen de Amerika Büyükelçisi ile görüşüyormuşsun. Tayyip Erdoğan da bundan haberdar oluyor. Emniyet Genel Müdürü'ne yazıyor. Diyor ki Süleyman Soylu'nun Amerikan temsilcileriyle görüşmesini yasaklıyor Tayyip Erdoğan. Emniyet Genel Müdürü'ne talimat vererek. Allah akıl fikir versin. Yani ya arkadaş, Süleyman Soylu eğer böyle bir şey yaparsa, işte diyor ya, hem İstanbul'da hem Ankara'da büro kurmuş, bazı eksiklikleri varmış. Bir de araya bir şeyler sokuşturuyor. Hani MİT istihbaratta da bir takım eksiklikler var. Orada işler iyi gitmiyor. Yani araya bir fitne sokuyor. Diyor ki Süleyman Soylu'nun Hakan Fidan'la arası iyi olmadığı için o Cevheri Güven soysuzluğunun söylediğinin bir benzerini söylüyor. Araları iyi olmadığı için Süleyman Soylu partileşme olayını çok sağlıklı götüremiyor. Eksiklikler var. Amerika ile ilişki kurmak istiyor, olmuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte bir şeyler yapmak istiyor. Orada da bir eksiklik var. Sonra da her zamanki o zehirli dilini kullanarak tamam Süleyman, bugünlük bu kadar, devamı gelecek diyor. Ve kameraların karşısından ayrılıyor. Peki Ümit Özdağ'ın söyledikleri doğru mu? Türkiye'de çok iddialı konuşacağım. Türkiye'de Süleyman Soylu ile ilgili hani kulis bilgileri noktasında ben kendi üzerime kimseyi tanımam. Peki Ümit Özdağ'ın söyledikleri doğru mu? Şimdi ben yıllarca Doğru Yol Partisi muhabirliği yaptım arkadaşlar. Demirel'i takip ettim, Tansu Çiller'i takip ettim. Süleyman Soylu'ya Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlık yaptım. İstanbul İl Başkanlığı döneminde birçok diyalogumuz oldu. Babası Hasan Soylu'yu çok iyi tanırım. Doğru Yol Partisi Gazi Osman Paşa ilçe başkanlığı yaptı. Doğru Yol Partisi İl Başkanlığında İl Başkan Yardımcısı oldu. Yani ailenin bütününü, sadece Süleyman Soylu ile ilgili değil, Hasan abi siyasetin dehası olarak bilinen bir isim. Şu kadarını söyleyeyim, hani siyasetin içerisinde olan bir kesim var ya, bir takım isimler var mesela. Adı Fırıldağ'a çıkan, Fırıldak Kubi vardı mesela, işte Doğru Yol Partisi'ndeydi, Anavatan'a geçmişti, Anavatan'da tekrar Doğru Yol'a geçmişti, Doğru Yol'dan yine Anavatan Partisi'ne geçmişti vesaire. Adı Fırıldak Kubi'ye çıkmıştı. Şu kadarını söyleyeyim. Süleyman Soylu'dan Ümit Özdağ'a ekmek çıkmaz arkadaşlar. Süleyman Soylu AK Parti'de siyaset yapıyor. AK Partili olduğu günden itibaren kendisine karşı bir husumet olduğunu biliyorum. Parti içerisinde birçok kişi, bakın altını çizerek söylüyorum, parti içerisinde önemli mevkilerde olan birçok kişi geçmişten bugüne Süleyman Soylu'yu bu partide istemedi. Bakın Süleyman Soylu'nun AK Parti'de olmasından rahatsızlık duydular. Bildiğim bir konuyu anlatayım size. İstanbul seçimlerinde Süleyman Soylu İstanbul'a geliyor. Zeytinburnu ilçesinde ahaliden oy istiyor belediye başkanı için. Ömer Arısoy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için milletin oyuna talip olduğunu ifade ediyor. Ve fakat üst düzey bir AK Partili Ömer Arısoy aday adayıdır. Ömer Arısoy belediye başkan adayı olmuş, telefon açıyor. Diyor ki Süleyman Soylu orada ne arıyor? Nasıl yani? Seçim çalışması yapıyor diyor. Benden habersiz Süleyman Soylu'yu oraya ne getiriyorsun kardeşim diyor. Ne işi var orada diyor. Bir daha bölgene Süleyman Soylu'yu benim iznim olmadan çağırmayacaksın. Bu bir. İki, Ankara'da bir yerdeyiz. AK Parti'ye zaman zaman anket yapan ama AK Parti'nin o yönetim kademesinde ne bileyim bir görevde oturuyoruz. Süleyman Soylu'dan mesele açıldı. Süleyman Soylu'dan mesele açılınca o gidici dedi. Nasıl gidici dedim. Vallahi reis kararını vermiş. Süleyman Soylu'yu AK Parti'den atacak dedi. Niye? İşte dedi Kürtleri rahatsız ediyor. İşte
çok konuşuyor. Gittiği yerlerde bilmem ne yapıyor falan filan. Bir sürü şey söyledi. Etti ki. Üçüncüsü, Ankara'dan İstanbul'a uçakla gidiyorum. Yanına oturduğum bir beyefendi, merhaba Halil Bey dedi. Merhaba dedim. Ben falan kesim dedi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. İstanbul seçimlerinden mesela açıldı. Seçime doğru gidiyoruz yani. Seçim atmosferine girmişiz. Ama İstanbul Belediye Başkan adayı ya da Ankara Belediye Başkan adayı daha belli değil. Mehmet Özaseki ile Binali Yıldırım adı geçiyor ama onunla birlikte mesela Süleyman Soylu'nun da adı İstanbul için geçiyor ve Ankara için geçiyor. Ne diyorsunuz dedim. Süleyman Soylu'dan bir şey olmaz dedi. Niye? Çünkü dedi Kürtlere düşmanlık yapıyor. Beni tanımıyor. Süleyman Soylu ile arkadaşlığımızı, dostluğumuzu bilmiyor. AK Parti'nin önemli bir mevkiinde oturan birisi. Ondan dedi bir şey olmaz, Kürt düşmanlığı yapıyor. Niye dedim ya, gittiği her yerde alkışlanıyor falan. Ya onun numaraları çok dedi kardeş. Onun numaraları o kadar çok ki anlatamam sana dedi. Mesela gidiyor Hakkari'ye, orada millet toplanıyor ya. Onun trolleri var dedi. Kendini alkışlatıyor. Sonra da dönüp diyor ki bak beni alkışladılar. İtiraz ettim. Bak geçen gün Adapazarı'ndaydı. Orada da alkışladılar dedim. Büyük ilgi vardı kendisine. Orada da dedi trolleri devreye giriyor. Oraya da bir ekip hazırlıyor. Otobüslerle tıklım tıklım götürüyor. Kendini alkışlatıyor. Aslında bir numarası yok yani. Süleyman Soylu'nun hiçbir şeyi yok kardeşim. Bizim partimize zarar veriyor. Bunu diyen adam, Süleyman Soylu'ya düşmanlık yapan bu adam Esenyurt Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kaybetti. Seçimi kazanmış olsaydı eğer bu adayla değil, halkla iç içe olan bir adam, yani içinde fitne, fesat, ne bileyim kendi partisinin bakanına kin duyan, nefret kusan bir adamı oraya gönderdiler. Esenyurt'ta AK Parti kaybetti, haliyle Binali Yıldırım da kaybetti. Bunlar AK Parti içerisinde daha çok var da 3 tane örnek verdim size. Bir de AK Parti'nin dışında olanlar var. AK Parti dışında olup Süleyman Soylu'ya düşmanlık yapanlar var. Kim onlar? Mesela FETÖ'cüler. Onlar Süleyman Soylu'ya böyle bir ulaşsalar bir kaşık suda boğacak derecede kin ve nefret kusuyorlar. Bunu hepiniz görüyorsunuz. FETÖ'cülerin dışında PKK'lıları biliyorsunuz. Yani HDP ve PKK uzantısını birlikte ele alın. Süleyman Soylu'ya yaptıkları düşmanlığı artık herhalde siz de bilirsiniz. Kendilerine muhalif süsü veren bir takım gazeteciler var. Şimdi bunlar zaman zaman vakti zamanında anketler yapıyorlar. Süleyman Soylu uçuyor. Süleyman Soylu anketlerde birinci çıkıyor. Tayyip Erdoğan'ın hemen arkasında çıkıyor. Tayyip Erdoğan'dan sonraki lider Süleyman Soylu gibi görünüyor. Yani Süleyman Soylu'yu böyle toplu iğnenin ucu kadar sevmeyenler Süleyman Soylu'ya yaptıkları o bir takım anketlerle övgü dolu sözler söylüyor. Geliyor, Süleyman Soylu geliyor. Hani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya, geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan ifadesini Süleyman Soylu için kullanıyorlar. Süleyman Soylu'yu aradıklarında veya ben de aradığımda ya böyle bir anket var, böyle yapmışlar. Verdiği tek cevap var. Fitne. Gerçekten fitne. Şimdi ben defalarca kendisiyle konuşan bir isim olarak söylüyorum. Yani siyasi geleceğiyle ilgili çok sohbet etmişliğimiz var. Her defasında birçok kez ekranlarda Tayyip Erdoğan'dan sonra ben siyaset yapmayacağım ifadesini kullandım. Birçok kez. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset de düşünmüyorum. Yapmayacağım diye. Bildiğiniz gibi bir kere istifa etti. Yani parti içerisinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olan bir aile Süleyman Soylu'yu yok etmek için bütün gücünü kullandı. Süleyman Soylu'yu yok etme mücadelesini verirken Süleyman Soylu'nun etrafındaki insanları da yok etmeye çalıştılar. Medya sektöründe bunun mimarının kim olduğunu dünya alem biliyor. Burada isim açıklamama gerek yok. O düşmanlıkları hala devam ediyor. Etkin olmasalar da, yetkin olmasalar da el altından sürekli o düşmanlık devam ediyor. Hatta yani yaşlı başlı köyüne çekilen bir adam, yine isim vermeyeyim, birine bir telefon açıyor. Ulan bu Süleyman Soylu'yu bu kadar niye parlatıyorsunuz? Yani Süleyman Soylu ile ilgili bir video çeken Abdurrahman Uzun'u arıyorlar. Sen nasıl bu adamı bu kadar parlatırsın? Buna da ben şahidim. Kim olduğu önemli değil. Siz tahmin ederseniz edin. Ama ben o ismi açıklamayacağım.
Şimdi bugünü konuşacak olursak 2023 seçimlerine doğru gidiyoruz. Ümit Özdağ çıkmış diyor ki Süleyman Soylu parti kuruyor. Kardeş, ben size Süleyman Soylu ile ilgili, daha doğrusu siyasi geleceğiyle ilgili sağlam bir kulis vereyim. Süleyman Soylu'nun parti martı kurma gibi bir niyeti yok. Süleyman Soylu'nun Recep Tayyip Erdoğan yaşadığı sürece onun karşısına çıkıp siyaset yapacağını kim söylüyorsa yalan söylüyor. İftira atıyor, fitne çıkarıyor. Fitne çıkması için özel bir gayret sarf ediyor. Bu Ümit Hoca da bunlardan birisi. Çünkü 2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. Çünkü 2023 seçimlerinden sonra Süleyman Soylu siyaset yapmayacak. Böyle bir karar almış. AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyasetten çekilecek. Bu bir duyum değil. Bu çok sağlam bir bilgidir, size paylaşıyorum. Süleyman Soylu 2023 seçimlerinden sonra siyasete ve AK Parti'ye veda edecek. Şimdi diyeceksiniz ki tamam, evet. Şimdi muhalefet bu kulis bilgisini benden duyduktan sonra kuvvetle muhtemel şöyle diyecekler. Aha, gemiyi ilk terk eden Süleyman Soylu olacak. Hayır. Şayet 2023 seçimlerinde herhangi bir aksaklık olursa, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilemezse, AK Parti çoğunluğu kaybederse Süleyman Soylu bugün aldığı o kararı, yani seçim zaferinden sonra siyaseti bırakma kararını bir kenara bırakacak, AK Parti için gecesini gündüzüne katarak siyaset yapmaya devam edecek. Yani şunu söylemek istiyorum. AK Parti kazanırsa Süleyman Soylu siyaset yapmayacak. Zaten milletvekili adayı olmayacak. Beklenti şu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir görev tevdiinde bulunduğu zaman teşekkür edip köşesine çekilecek. Niye peki, niye böyle bir karar alıyor Süleyman Soylu? Ya arkadaşlar, çünkü gecesi gündüzü olmayan bir adam. Çünkü günün 24 saati çalışan bir adam. Dağda, bayırda, selde, depremde, felaketler, bütün felaketlerde bir bakıyorsunuz Süleyman Soylu orada bitti. Ve günlerce değil, aylarca, Elazığ depremine aylarca Murat Kurum'la birlikte kendi ailesinin yüzünü görmedi. Murat Kurum yeni doğan bebeğini 3 ay sonra görebildi. Yeni doğan bebeğinden bahsediyorum. 3 ay sonra görebildi. Süleyman Soylu'nun bütün ailesi teröristlerin hedefinde. Bütün ailesi teröristlerin hedefinde olan bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Çoluğu, çocuğu, ailesi, kızı, kardeşleri, amcaoğulları vesaire hepsi. Hepsi terör örgütlerinin hedefinde çünkü. Şimdi ailesinin yüzünü göremeyen, sürekli terörle mücadele eden ve başarılı olan bir İçişleri Bakanı, bir tarafta AK Partiler, bir tarafta FETÖ'cüler, bir tarafta PKK'lılar, bir tarafta DHKPC, bir tarafta işte Sedat Peker. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda Süleyman Soylu yıprandığını düşünüyor, çok yıpratıldığını düşünüyor ve 2023 yılından sonra, seçimlerden hemen sonra siyaseti bırakma kararı veriyor. Olur mu peki? Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrar etti. Dedi ki hayır, sen yeniden bakan olacaksın. İçişleri Bakanlığı'na devam edeceksin. Süleyman Soylu ne diyecek? Süleyman Soylu bu ısrara karşı yeniden kararını gözden geçirecek mi? Hayır. Hayır. Çünkü Süleyman Soylu önümüzdeki 5 yılı 2023 yılının Mayıs ya da Haziran ayından sonra bütün zamanını ailesine ayırmak istiyor. Zamanını yeni doğan torununa ayırmak istiyor. Memlekete hizmet yeteri kadar etti zaten. Yani İçişleri Bakanlığı'nda yapmadığı şey kalmadı. Canına ot tıkamadığı terörist kalmadı. Bir hedefi var. 2023 yılında bütün Türkiye'deki bütün terörü temizleyeceğim diyor. Bunu yaptıktan sonra siyasete veda edecek. Ümit Özdağ ne diyor peki? Yeniden hatırlayalım o bölümü. Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul'da hala iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun. Bunu biliyoruz. Ya arkadaş, adam siyaseti bırakma kararı almış. Bak, seçime daha 10 ay ya da 9 ay var. Bir daha siyaset yapmayı düşünmüyor. Tayyip Erdoğan karşısına çıkma gibi bir düşüncesi yok. Adam çıkmış diyor ki Süleyman Soylu parti kuruyor. Ben bu adamın canını nereden acıtayım? Parti kuruyor.
Süleyman Soylu'nun en hassas olduğu tarafa. Süleyman Soylu'yu oradan vurmaya çalışıyor. Peki Süleyman Soylu Ümit Özdağ'ın söylediklerini önemsiyor mu? Önemsemiyor. Kendisine yakın olan ortak arkadaşlarımızla konuştuğumuzda herkes gülüyor. Varın siz tahmin edin nereleriyle güldüklerini. Vallahi gülüyorlar. Vallahi Ümit Özdağ'la dalga geçiyorlar. Kafayı yedi diyorlar. Ben öyle bir şey demiyorum. Ama bu iddiadan sonra Süleyman Soylu'nun çevresi gülüyor. Sadece gülüyor. Bir başka tarafta da videonun başında dedim ya hani Süleyman Soylu'ya AK Parti içerisinde düşmanlık yapanlar var dedim ya. Onlar da sanki böyle ellerine büyük bir fırsat geçmiş avuçlarını oluşturuyorlar. Bak gördünüz mü? Parti kuruyor. Bak biz biliyorduk. AK Parti'ye işte Tayyip Erdoğan'a karşı kardeşim bu adamın niyeti belliydi zaten. Cumhurbaşkanı da olmak istiyor diyenler de yok değil. Yalancının şahidi şıracı. Adamların ellerine fırsat geçmiş. Öyle şeyler yazıyorlar ki birbirlerine o WhatsApp gruplarında. Ya doğru mu Süleyman Soylu parti kuruyormuş? Vay hain vay. Ya bu Ümit Hoca boş konuşmaz kardeşim. Bilgisi var. İstihbaratta elemanları var. Elemanları onun. Hani demişti ya Ümit Özdağ bana bilgi geliyor diye. Kardeş Ümit Hoca boşa konuşmaz. Adamları var orada. Adamlar yani sıkı takibi almışlar Süleyman Soylu'yu. İstanbul'da, Ankara'da iki ayrı ofis açmış, parti kuruyor. Ya arkadaş, iki ayrı ofis kurmuş, parti kuruyor. Cumhurbaşkanı bu adamın yaptıklarının farkındaysa bu adamı AK Parti'de ya da bakanlıkta bir gecede yazar, Süleyman Soylu affını istedi, gönderir der. Niye göndermiyor o zaman? Kendisine bir rakip mi istiyor? Yani kendisine karşı kendi partisinin içerisinde bir hainin çıkmasına gönül rızasıyla evet mi diyor Tayyip Erdoğan? Sözün özünü söyleyeyim size. Birileri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ fena halde işletmiş. Ha o da Süleyman Soylu'ydu, Suriyelilerdi. Şimdi Süleyman Soylu'ya bir sürü insan düşmanlık yapıyor, PKK'lılar düşmanlık yapıyor, FETÖ'cüler düşmanlık yapıyor. AK Parti'nin içerisinde olanlar düşmanlık yapıyor. Bazı gizli ellerin görevlendirdiği kişilerin yaptığı düşmanlık var. Ümit Özdağ da diyor ki ulan ben Süleyman Soylu'ya vurayım. Süleyman! Ya arkadaş sen bir partinin genel başkanısın. Gel sokakta dövüşelim. Cemal Enginyurt'tu galiba beni aramıştı. Soru sordu. Dedi ki ya Halil sana bir şey soracağım. Buyur dedim. Dedi ki bana doğru cevap vereceksin ama. Yani hani bir kavga olursa Süleyman Soylu mu Ümit Özdağ'ı döver yoksa Ümit Özdağ mı Süleyman Soylu'yu döver? Kendisi soruyu sordu. Sonra dedi ki bak Süleyman Soylu dedi öyle dedi bakma sen dedi. Vallahi Ümit Hoca'yı dedi paramparça eder. Boyu uzun Ümit Özdağ hareket edene kadar şapalayı yer dedi. Gülüştük karşılıklı katılıyorum sana dedim. Yani Süleyman Soylu Ümit Özdağ kavgası olursa şayet sokak kavgası. Bak sokak kavgası. Olursa şayet Süleyman Soylu Ümit Özdağ'ı döver dedim. Şimdi Süleyman Soylu'ya Süleyman çık karşıma. Korktun, kaçtın. Ya arkadaş bu adam devletin İçişleri Bakanı. Sen İçişleri Bakanlığı'nın önüne kadar gidiyorsun. Diyorsun ki çık dışarı kavga edelim. Bu adamın çıkmaması korkaklıktan dolayı değil. Bu adam diyor ki ben sokak serserisi değilim. Sokak kavgası içerisinde olmam diyor. Bu kadar net bir mesaj veriyor. Ama Ümit Özdağ korktu diyor. Kaçtı diyor. Ben geliyorum. Hadi kapının önüne çık. Süleyman kapının önüne gel. Korkak herif. Kapının önüne gel. Bir muhabir arkadaşım vardı. Kartal Adliyesi'nde beraber çalışıyorduk. O Hürriyet'teydi. Ben de Günaydın'daydım. Ben o zaman böyle hani deli fişek gibi böyle her şeye atlıyorum, çekiyoruz. Kanımız kaynıyor, fotoğraflar bilmem ne, haber atlatma peşindeyiz. Bir şey oldu, Mustafa beni kızdırdı Hürriyet Gazetesi'ndeki arkadaşım. O kadar kızdım ki, çık lan dedim dışarıya. Böyle baktı bana. Ne bakıyorsun lan dedim, dışarı çık. Adliyenin içerisindeyiz, adliyenin önüne çıkacak, ben adamı döveceğim. Ya dedi hadi, sen ne yapıyorsun diye. Sen gazeteci misin, soytarı mısın? Lan sen bana nasıl soytarı dersin? Çık dışarı. Kardeşim ben sana hakaret etmek için söylemiyorum. Biz gazeteciyiz. Serseri değiliz çıkıp sokakta dövüşelim dedi. Abo.
bir utandım. Vallahi bir utandım. O Mustafa'nın o lafından sonra bir daha hiç kimseyle tartışma içerisine böyle hani çık dışarı gel lan buraya av falan demedim. Çünkü o bana bir ders oldu. Adam dedi ki kardeş sen serseri değilsin dedi. Ben de serseri değilim. Biz gazeteciyiz, biz burada görev yapıyoruz. Zaman zaman tartışmalarımız olacaktır. Zaman zaman anlaşmazlıklarımız olacaktır. Ama böyle bu şekilde beni dışarıya davet etmen, gel lan buraya demen sana yakışmıyor dedi. Bunu yapma dedi. Ve ben bu adamın o sözünü aldım, kulağıma küpe yaptım. Öyle bir daha sokak kabadayısı gibi kimseye öyle çıkışma falan yapmadım. Ne dediğimi anladınız mı? Süleyman Soylu'nun yaptığı şey bu. Aslında Ümit Hoca'ya güzel bir mesaj veriyor. Kardeşim sen bir partinin genel başkanısın. Tartışmalarımız olabilir. Siyasette ağız dalaşı yapmamız normaldir demiş olabilir. Ama sokakta çık gel kavga edelim. Korktun kaçtın. İçişleri Bakanı'nın önüne gidip kameralarla ben geldim Süleyman ben geldim. Ya bu ne? Bu ne? Bu Ümit Özdağ herkesin saygı duyduğu, görüşlerine gerçekten değer verdiği bir isimdi. Şu İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra bir parti kurdu. Ya arkadaş bambaşka bir insan oldu. Ümit Özdağ'ın o suretini alın bir tarafa koyun. Dersiniz bu hayır, bu Ümit Özdağ olamaz. Ama maalesef kendine bir yol çizdi. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'na. Gel bakalım Süleyman. Gidiyor bir dükkana. Aç bakayım. Ver bakayım kimliğini. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya bu olabilecek bir şey değil. Ha karşılığını alıyor. Yani 1.5'larda 2'lerde oynamaya başladı. E o da onu arttırmak için bir mücadele veriyor. Ama bu mücadele doğru bir mücadele değil. Yanlış bir mücadele. İçişleri Bakanı'na Süleyman gel hele gel. Hı, gel delikanlı sen gel korkak. Olur mu ya? Oluyor. Ümit Özdağ yapıyor. Evet arkadaşlar kapatmadan önce bir kez daha az önce söylediklerimi tekrarlıyorum. Kulis bilgimi tekrarlıyorum daha doğrusu. Ümit Özdağ diyor ki Süleyman Soylu parti kuracak. Ben de diyorum ki hiç parti marti falan filan yok. Süleyman Soylu 2023 seçimlerinden sonra siyasete elveda diyor. Ben de diyorum ki Süleyman Soylu 2023 seçimlerinden sonra AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu ne kabinede yer alacak ne de AK Parti'nin içerisinde siyaset yapacak. Siyaseti bırakacak. Siyaset yapmak yerine bütün zamanını ailesine ayıracak. Okuyacak. Ne bileyim yani okumayı da seviyor zaten. Kendisine ve ailesine zaman ayıracak. AK Parti kaybederse, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmazsa bu kararı geçersiz olacak. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Hem söyleyeceklerinizi yazın, hem de beğenilerinizi yapın, hem de abone olun arkadaşlar. Yukarı doğru tırmanalım. Ekim'e az kaldı. 200 bin yapacağız. Ya yapacağız, ya yapacağız. Facebook'taki arkadaşlarıma da özellikle rica ediyorum. Yukarıda bir takip tuşu var. Orayı bir tıklayın, takip alın bizi ya. Yani el alem aldı başını gitti. Cübbeli Hoca demişti ya cemaatine. Ya adamlar milyon aboneye ulaştı. Biz hala yüzlerdeyiz falan diye isyan etmişti. İsyan etmemişti de. Yani biraz böyle sistem etmişti. Ben sistem etmiyorum. Son zamanlarda bayağı bir gelişme var. Abone sayılarımızda hem Facebook'ta hem YouTube'da bayağı bir ciddi bir artış var. Ayrıca bir şey daha var. Mesela söylüyorum ya. Abone olmadan izleyen arkadaşlar var diyorum. Onda da ciddi bir artışımız var. Mesela YouTube'da abone olan arkadaşlarımızın %64'ü videolarımızı izliyor. Diğeri de abone olmayan arkadaşlar. E hadi bunu %100'e çıkaralım. Hadi %100 olmuyorsa da %90'a çıkaralım. Bu bana özel bir çağrı değil arkadaşlar. Seçim geliyor. Güçlü olmamız lazım. Sesimizin daha gür çıkması lazım. Beğen tuşuna bastığınız zaman YouTube ve Facebook o videoları öne çıkarıyor. Diyor ki bak bu adamın beğenileri artmış. Biz bu videoları öne çıkaralım. O zaman videolarımız daha çok izleniyor. O zaman önerilen videolara düşüyoruz hem Facebook'ta hem YouTube'da. Dolayısıyla sesimiz her yere ulaşıyor. Bir de paylaşımlar. Ne kadar çok paylaşırsanız YouTube o videoyu veya Facebook o videoyu daha çok seviyor. Ne kadar çok yorum bırakırsanız
YouTube o videoya önem verildiğini ortaya koyuyor. Facebook diyor ki evet insanlar bu videoya ilgi göstermiş, yine öne çıkarıyorlar. O zaman iş başa düşüyor. O zaman eller havaya arkadaşlar. Dokunuyor. Tık abone oluyorsun, iş bitiyor. Hadi bana eyvallah. Görüşmek üzere.